Nereye gidiyoruz'dan merhaba. Nereye gidiyoruz da bu hafta Kazlı Çeşme Sanat'tayız. Nasıl bir yer sizce hocam? Harika bir yer. Duvarlarda ustalardan Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın Evet, eserleri. girer girmez zaten binanın kendisi çok güzel. İşte tuğlaların renkleri, hattın kendine o özel kırmızısı, kahverengisi. Tam şeyi konuşuyorduk işte. Kırmızılar müsveddeler aslen ama onları burada Evet, sergilenmiş şekilde görüyoruz. müsveddeler ve üzerine kalıp olarak Evet. tasarlanmış şeyler. Modern sanatı ve bir ucundan da çağdaş sanatı konuşacağız. Aslında tam anlamıyla burası öyle bir hissiyat Önce uyandırıyor. böyle ters köşe mi oldu? Klasik sanat arasında böyle modern sanatı mı konuşacağız? Ama işte bu klasik sanatın sergilenme şekli burada bizi modern sanat sahasına sokmuş oluyor. Evet, Hattat Mustafa Halim Özyazıcı'nın hayatını merak ettik. Burada fotoğraflarıyla karşılaştık. Dedik ki ya biraz Asyalı yönü var, biraz da Afrikalı yönü var. Ve bunlarla bir şey çıkarmış diye düşündük. Ve hayat hikayesine baktığımızda evet baba tarafı Kırımlı, anne tarafı Sudanlı. Böyle bir Demek Osmanlı evet hikayesi. yani tam olması gereken yerde İstanbul'da. Evet, 1800'lerin sonunda ve Zeytinburnu'nda gerçekten doğru yerlerden birisi. Tabii camiler için hat sanatını, kalıplarını döşemiş, işte bunlarla alakalı çalışmalar yapmış ama bir yönden de şu anda modern bir serginin bir parçası haline gelmiş. Bu kırmızılıklar bahsettiğiniz gibi. Burası da eskiden hastane olarak kullanılıyormuş. 1800'lü yıllarda, 1826'da başlamış bina olarak faaliyet göstermeye. Daha sonra değişik amaçlarla kullanılmış. Yüzyılları 200 yıl neredeyse geçirmiş. Aslında bu da bir zamanda modern olarak yapılanın nasıl klasikleşebildiğini falan gösteriyor diye lafı bağlayayım diyorum. Lafı bağlayayım diyorum ama bir derinlik var arkamızda da hani yönetmenimiz gerçekten burayı seçerken büyüsüne kapılmış, hipnotize edecek. Aslında bir caminin kubbesini şeyleri. İşte hocam buradan sanata girelim. Şimdi sanat sanat için mi? Sanat ibadet için mi? Sanat toplum için mi? Modern sanat, çağdaş sanat. Bu sanat pazarı şimdi ne oluyor? Valla burada cami deyince hakikaten burada normalde camide görmeye alıştığımız parçaları parça parça görüyoruz. İşte kubbe parçalanmış bir yanda, levhalar parçalanmış bir yanda. İşte modern sanat aslında bu parçalanmayla alakalı bir şey. Tabii modern işte 1800'lerin sonundan başlatırsak normalde bizim klasik bildiğimiz şeyleri parçalayarak sergileme ya da tam tamamlanmadan Çünkü biz sergileme. hep bitmiş hallerine Evet. aşinayız. Camide böyle bir şeyin sergilenmesi yok. Çünkü cami bizim için tekamülün sembolü olduğu için tabii ki taslak haldeki bir şeyin olması mümkün değil. Ama modern sanat biraz daha süreci de dahil ediyor Bir de zannediyorum. şey diyorlar ya hani enstalasyon yani nasıl yerleştirdiğiniz ve nasıl baktığınızla alakalı. Hem modern sanat hem de çağdaş sanat. Yani işte levhayı alıp camiden alıp başka bir yerde sergilediğiniz vakit sanat eserine dönüşüyor. Ama caminin içerisindeyken işte bir ibadet vesilesi haline gelebiliyor. O yüzden sanat işte nerede durduğu, nereye yani yerleştirildiği çok önemli sanatın. Yerleştirildiği yerde bir mana kazanıyor çünkü. Taş yerinde ağırdır derler onun gibi Aynen öyle. veya işte hafifletmek için başka yerlere taşınması gerekiyor. Tam bu şeyde Andy Warhol'a sözü getirmek gerekiyor belki. 1800'lerin sonundan itibaren bir modern sanat var. Modern sanatı herhalde şu şekilde söyleyebiliriz. Yani sanat herkesin hakkıdır filan gibi halka indirmek, işte üretim tekniklerinin çoğalması vesaire gibi şeylerle bakacak olursak daha sonra İkinci Dünya Savaşı bitiyor, bir de kapitalizm başlıyor. Daha fazla ürün, işte bol miktarda fabrika, bol miktarda şey ve herkes 15 dakikalığına ünlü olacak mı? Öyle bir süreç başlıyor. Burada nereye koyabiliriz? Amerika'nın getirdiği bu Amerikan soluğu çünkü mühim. Modern sanatta mühim. Çünkü üreten onlar ve çağdaş sanat müzeleri filan. Yani her zaman için işte sanat tarihinde de normal tarihte de böyle bazı radikal eylemler var ve işte bir yeni nefes geldi. İşte artık işte resimlere böyle bakmıyoruz, şöyle bakıyoruz. Böyle işte sınırları çok belirli, kontürleri çok belirli resimler çizmiyoruz. Daha abstrakt şeyler çiziyoruz. Böyle bir tamam çok güzel yeni yeni şeyler yaratılıyor. Böyle hani fikri bir yenilik
ve heyecan verici bir tarafı var tabii ki. Hem modern sanatın hem çağdaş sanatın, ama dediğiniz gibi bu böyle belirli bir üretim sirkülasyonunun içine girdiği vakit olay çok farklı yerlere gidiyor. Özellikle günümüzde yani işte hep diyorlar işte bembeyaz bir tuvale bilmem ne kadar para biçiliyor. İşte sırf simsiyah bir tuvale şu kadar para biçiliyor. Yani o orijinalitesi, o radikalliği kalkıp gene işte bu bizim kapitalist sistemimizin içine dönen bir meta haline görüyor. Ve yani bunun üzerine çok yazıldı, çizildi zaten. Zenginlerin para gömme ya da bir para, hani bitcoin falan konuşuluyor, evet. Ya onlar da bir çeşit bir bitcoin. Yani ben şuna bunun değerinin bu kadar olduğunu biçiyorum. Ben ve mal varlığımın şu kadarını buraya yatırıyorum. Sonra işte gerekirse onu başka bir zengine satıyorum. Yani zenginler arasında bir meta haline, bir para şekli haline gelmiş durumda ne yazık ki bugün. Peki sanat bunun neresinde? Yani sanatçı veya bunun neresinde? Yani, sanatçı da burada bir satıcıya çünkü dönüşmesi gerekiyor. Yani sistemin kendisinin getirdiği şey sanatçının aynı zamanda bir tüccar olmasını gerektiren bir şey. Hattat Mustafa Halim Özyazıcı elbette ki yaptığı eserleri bir modern bir forma dönüştürüleceğini hiç bilmiyordur muhakkak. Böyle bir serginin de olacağını bilmiyordur. Buradaki serginin de bir meta olduğu anlaşılmasın. Ama yani modern formda sergileniyor. Bu tercih meselesi tabii. Yapanların, satanların, alanların. Çünkü hat koleksiyonerleri de var. Onlar da yapılabiliyor. Tabii. Herhangi bir şey yok. Sanatçı bunun neresinde peki? Yani çok orada çok işte enteresan bir şey var. Sanatçı var. Sanatçının hayatını devam ettirmesi için gerektiği parayı sağlayan, işte ona para veren işte kurumlar, bu devlet olabilir. Yani bu işte şeyden beri, Orta Çağ'dan beri, Rönesans'tan beri zaten bir hani böyle hamisi olmayan bir sanatçı yok. Mutlaka yani bir pazar için sanatçılar üretiyor. Fakat işte günümüzde bu iyice ne diyelim, ya biz içinde yaşadığımız zaman bu zaman olduğu için bize iyice abartılmış geliyor. Bir de dediğiniz gibi sanatçı sanatı ürettikten sonra, yani bir müddet sonra, özellikle eğer sanatçı öldüyse ve bu konuda bir şey söyleyemiyorsa, çok farklı manalara gidebiliyor. Çok farklı şekillerde hem sergilenebiliyor hem de algılanabiliyor. Yani sürekli zaten böyle bir şey vardır ya, mesela bir sanat eseri değerlendirilirken sanatçının hayatıyla, evet, sanatçıyla beraber mi değerlendirilecek? Yoksa formalist açıdan, işte mesela ben şu levhaya bakıyorum, sadece bu levhayı İşte kendi estetik değerleri içerisinde mi değerlendireceğim? Hı hı. Yoksa dediğiniz gibi işte bu bir camiye uygun mudur, değil midir falan, başka şekilde mi değerlendireceğim? Sanatçı burada kaybolup gidiyor yani. Bir de tam bu karışıklığın ortasında bir de dijital şey cümbüş geliyor. NFT'ler abi bahsedeceksiniz. NFT geliyor. NFT işte bu diyorlar ki NFT'de bu para değişimi istediğimiz hızda olmuyor. Yani burada hızla akan bir bilgi otobanı var. Ama sanat üretimi ve tüketimi buna ayak uyduramıyor. Biraz daha diyorlar hani biraz daha çağdaş olsanız da, biraz daha modern olsanız da, biraz daha hızlı tüketilebilir duruma getirseniz de diye. Mesela bir tweet şu anda, diyelim ben bunu sanat eseri olarak kabul ediyorum diyorum. Bunu da diyorum işaretliyorum, şey yapıyorum ve bunu satıyorum diyorum. Bunu bir sanat eseri olarak. Hatta ve hatta onun like'ları, beğenileri de satılan şeyler arasında. Şimdi bu kimin ürünü? Üretilen yer olarak, bir mecra olarak o dijital içerik sağlayıcının veya işte servis sağlayıcının bir ürünü mü, yazanın ürünü mü, beğenenin ürünü mü, bunu ambalajlayanın ürünü mü veya yazılan şey bir alıntı da olabilir. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu yani aslında gene ta işte Rönesans zamanındaki atölyelere baktığımızda da bu mesela Da Vinci'den falan da bahsedilirken deniyor, ya da işte bu Hollandalı sanatçıların. Çünkü onların bir atölyesi var ve işte atıyorum sadece Rembrandt yapmıyor o tabloyu. İşte orada birileri şeyleri, boyaları karıştırıyor, bazen yardımcı oluyor ve en sonunda mesela şimdi sanatta şöyle bir şey var. Bilmem ne o ekolünün eseri falan denmeye başlıyor. Yani günümüzde olduğu kadar aslında bu sanatın bir böyle ekip tarafından üretiliyor olması ve aslında sanatın kimin ürettiğinin çok da belli olmaması aslında çok eskiden beri gelen bir şey. Sabancı Müzesi'nde Rus avantgardı ile alakalı geçtiğimiz yıllarda bir sergi vardı. Mesela Rus avantgardının da hikayesi çok enteresan gelmişti. Akademiden kırmışlar kirişi. Demişler ki biz köylerde, şurada, burada bir şeyler yapacağız diye filan. Bu öncü sanatlar. Daha sonra işte bu Bauhaus ekolüyle birleşiyor.
Ki bu aslında dipte kaynayan bir dalga var. Hayatı algılayış biçimi, müzikte yansıması var. İşte resimde yansıması var, mimaride yansıması var. Hani önümüzdeki kitaplarda mesela Zaha Hadid'i görüyoruz. Zaha Hadid mesela yani iyi bir mimar aynı zamanda iyi bir şair anlamına da geliyor. Bu modern sanat biraz sanırım böyle geçişken. Çünkü yani o haykırışlar, o efendime söyleyeyim ifade etme biçimleri birbirinin içine geçmiş oluyor. Ne dersiniz? Kesinlikle ve zaten modern sanatın ya da onun şimdi modern sanat dediğimizde mesela işte o Rus avantgard, hani avantgard ve modern hemen hemen işte aynı ne diyelim tarihi döneme denk geliyor. İşte bu bildiğimiz klasik resmin işte yıkıldığı, işte daha abstrakt bir yöne doğru gittiği. Ondan sonra yani bu sadece resimde değil dediğiniz gibi yani resimle beraber filmde, ondan sonra işte hatta posterlerde, tiyatro sahnelerdeki işte sanat yönetiminde. Sanat yönetiminde işte orada buraya bir şey koyuyorsunuz, bir kutu koyuyorsunuz. İşte bu aslında bir ne bileyim masa, bu aslında bir işte daktilo vesaire. Yani bakışın ve algılayışın çok içine girdiği bir mesele. Ve tabii buradan işte ben de Zaha Hadid'e gelmek istiyorum aslında. Yani resim, sahne tasarımı, mimari bütün bu türlerin bir araya girdiği bir, birbirleriyle daha rahat konuşabildiği diyelim bir sanat ortaya çıkıyor. Evet, çünkü mesela bir itfaiye, Zaha Hadid'in gördüğüm şeyler arasında bir itfaiye binası var mesela. Vitra Müzesi'ndeki itfaiye binası var. Hani fonksiyonel, işleyen bir yer. Bir yerde işte Glasgow'da Ulaştırma Müzesi var. Çok değişik şeyleri. Değişik işte Bakü'de Aliyev Merkezi var. Haydar Aliyev Merkezi var yaptığı binalardan. İstanbul'a da aslında sekecekmiş, hani gelecekmiş bizim. İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesi de Zaha Hadid'in projelerinden yaptırılmıştı. Eskizleri vesaire yaptırılmıştı. Daha sonra olmamış. Aslında izini bırakarak gidiyor. Bir de bu 15 dakikada bir, herkesin bir 15 dakikada şey olacak. Bu çok büyük kehanet olarak söyleniyordu aslında. Yani nasıl olabilir ki? Hani herkesin meşhur olması nasıl mümkün olabilir ki? Evet, modern sanatın şeyleri görüyorlar ya, diyorlar ki bu parçalanabilir bir şeyse daha da parçalanabilir bir şeydir. Yani bu form parçalanabiliyorsa ve deyim yerindeyse, demokratikleştirilebiliyorsa, erişilebilir halde ise daha fazla da erişilebilir filan. Daha sonra işte bu şeyler, işte Campbell şeyle çorbalarının üzerindeki şeyler daha sonra bir sanat eserine dönüşüyor. Ve sanat nedir, ne değildir? İşte bir tane şey var, işte bu bir pipo değil, bu bir pipodur, bu bir sanat eseri midir? Bir tanesi oluyor, şey yapıyor, bir muzu bantla şey yapıyor. Deneniyor, çok fazla şey deneniyor yani bu işte sanatın ne olduğu, sanatın türlerinin ne olduğu, yani modern sanat ve bunun devamında çağdaş sanat bu sınırlarla oynayan bir şey. Sanırım daha önce de bahsetmiştik. Yani hani sanat nedir, zanaat nedir? Yani ne bileyim işte bir designer bir çanta mesela satılıyor bilmem kaç lira ya. Mesela orada bir tasarım var. Hı hı. Mesela bu tasarım sanatın içine giriyor mu girmiyor mu? Yani tasarım da sanatın parçası mı değil mi? Oradaki o zanaat bunun parçası, sanatın bir parçası değil mi? Bunların hepsini yani ortaya çıkar. Belki de hep gerçi şöyle, yani şöyle bir şey de var çağdaş sanatla alakalı özellikle. Hani cevap vermektense daha fazla soru sorduran bir işte bir obje önünüzde. İşte bir takım meseleleri, sizin kafanızdaki bir takım meseleleri üzerine yükleyebileceğiniz böyle bir ortam sunan bir ne diyelim kültür sahası. Kültür sahası. Kitaplar oluyor. Bunun içine kitaplar giriyor ve her şey mesela bir kitap ortaya çıktığında diyorlar bu aslında bu disiplinler arasılık birden şey yapıyor. Bunun çok iyi filmi olur. Buradan esinlendim. Evet. Çok güzel bir müzik çıkabilir. Çünkü şey yapıyor, birbiriyle konuşmaya başlıyor sanatın. Yani modern sanatta zannediyorum hani bütün bunlar arasındaki bu konuşmayı tetikleyebildiği ölçüde. Çünkü
Bu soyutlar falan hani belli bir süre sonra insan bakınca sanırım bir şeyler çıkarmaya başlıyor. Görünüyorlar, evet. Bir yerlerden görünüyorlar böyle. İlk başta anlamıyorsunuz. Ha evet. Diyorsunuz şu da olabilirmiş, bakın bu da olabilirmiş. Bu böyleymiş vesaire vesaire içine giriyorsunuz. İşi bize yaptırıyor biraz yani. İşi bize yaptırıyor. Ondan sonra işte küratörler ortaya çıkıyor. Yani küratörlerin yeri ne mesela? Şimdi birisi bir şey yapıyor. İşte şu anda mesela Hattat Mustafa Halim Özyazıcı burada yok. Ama bir küratör var ve bu küratör sergisinden işte Haluk Perk Bey şeyinden vermiş, koleksiyonundan vermiş ve demiş ki ben bunları şunun için topladım. Ve bunların da bu şekliyle görünmesini istiyorum. Ve burada ortaya çıkan şey, evet Hattat Mustafa Halim Özyazıcı bunları yazmış olabilir ama bunları toplanmasının hikayesi de o sanatın bir parçası haline geliyor. Yani aslında günümüzdeki sanatın hepsi belki de yani zaten hani o kadar geçmişte bir sanat tarihi var ki böyle üzerimize Sinan'dan bahsederken de demiştim ya yani böyle bir sırtımızda hissediyoruz yani bundan önceki o sanat yükünün. Yani ve şu anda neredeyse yapabileceğimiz tek şey kolaj gibi. Yani oradan bir parça al, buradan bir parça al, yan yana koy, başka bir şey düşündürtebiliyor mu sana? Biraz bununla oynuyor yani modern sanat. Burada şeye gelmek istiyorum. Bu Diyarbakır'da açılan şey vardı. Hafıza yüzleşme tarzı Ahmet Güneştekin'in şeyleri. Orada mesela çok değişik anlamlarda önünde mesela fotoğraf çektirildi. Bu işte hafıza acılar üzerineydi vesaire. Bu böyle olur mu diyor. Ama şimdi bir taraftan da şunu sormak hak değil mi? Siz buraya bu şekliyle ifade ediyorsanız o insanların da gelip önünde böyle yapması. Çünkü siz popüler hale getirip bunun üzerinden başka bir şey üretiyorsanız bunu bir koruma formundan kendiniz çıkarmış oluyorsunuz başta ciddiyetinden. Yani nereye girmeli, nereye girmemeli modern sanat? Ben baktığımda bunu çok şey yapıyorum. Hani her şeyi işte evet anlamadılar, evet yanlış algıladılar. Aa bu böyle olur mu? Yani bunu benzer şeyleri Berlin'deki işte soykırım müzelerinde falan da yaşanıyor. Böyle abstrakt bir eser koyduğunuz vakit yani onun nereye gideceğini, nasıl anlamlandırılacağını, işte hangi fotoğrafların içerisinde olacağını kestirmeniz pek mümkün değil. Ya contemporary'de de vardı böyle insanlar yani böyle bakıyorum akın akın gelmişler işte Tersane İstanbul'daki yere falan böyle. Yani çok şık gelmişler işte önlerinde Instagram ya çektiriyorlar falan hani dedi. İşte kızım ya baba fotoğraf çektirmeye geliyorlar. Gerçek sanat sevenler de artık o fotoğraf karesinde görünmek. Neyse ne diyelim yani o fotoğrafın kendisini de artık bir sanat diyelim yani. Böyle tüketiliyor demek ki sanat şimdi. Buradan şeye gelmek istiyorum aslında. Yani hani türler sürekli birbirine karışıyor ve yani çağdaş sanat özellikle bütün türlere açık. Bu yakın zamanda biliyorsunuz ben gidemedim mesela. Refik Anadolu sergisi açıldı. Evet. Böyle siz gittiniz belki de. Yok ben gitmedim. Ama Refik Anadolu'yu çok ciddi takip ediyorum. Evet. Sevmeyenler de var onu. İşte yani onu isimleri vermiyor. İşte yani onu söyleyeceğim. Yani işte böyle bir odaya görüyorsunuz. Neredeyse böyle işte üç boyutlu bir mekana girmişsiniz gibi. Yani ben çok görmek istedim açıkçası. Ama makine işte, halüsinasyonlarıyla. Aynen. Makine zaten adı da öyle. Zaten ismini evet. Kendisi evet. Vermiş makine halüsinasyonları diye. Yani şimdi bu sanat mı? Bu sanat mı yoksa video oyunu mu? Falan gibi işte eleştiriler genellikle bu yönden. Yani, buluyorlar diyorlar. 2-3 tane şey buluyor diyorlar vesaire. İşte Los Angeles'ta opera binasında mesela şey yapmıştı. Ben isterdim mesela, çok arzu ederdim. AKM'nin açılışında Refik Anadolu dışarıda böyle bir şey olsaydı. Ya zihin açıcı buluyorum ben. Kesinlikle. Yani bu işte sürekli bu tartışılıyor zaten. İşte şu anda gençler daha iyi biliyorlar bu video oyunlarındaki o yaratılan sanat aslında. Yani evet. O gerçekçi dünyayı yaratma, işte o piksellerle uğraşma benim çok anladığım bir şey değil ama yani bu gerçeklik hissini verebilme, bu da işte zanaat mı, sanat mı, tasarım mı? Tam burada hocam böyle suratımızın ortasına bir yumruk geliyor, bir sanatçı geliyor. Ben sanatçıyı buyursun. Çok rahat söyleyeyim, Banksy. Peki. Hocam yani hiçbir şiirin anlatamadığını, hiçbir efendime söyleyeyim filmin anlatamadığını, hiçbir metnin çözemeyeceği bir şeyi geliyor, bir duvara resmediyor. Kimin yaptığı da belli değil. Ve alın diyor, nereye koyarsanız koyun bunu diyor. Bilmiyorum, ben yoruldum biraz Banksy'den açıkçası. Bu da bir stratejisi olamaz mı? Olabilir. Yani bir müddet sonra böyle Che Guevara tişörtü falan gibi bir şey oldu. Aa evet Banksy falan. Bir müddet sonra yani
öyle şeyler gördüğünüz vakit de görmemeye bak. İlk çıktığı zaman hakikaten farklı bir bakış açısı. Ama zaten sanat eserlerinin, özellikle modern sanat eserlerinin biraz şeysi bu. Yani kaderi ya bu. Ya tüketilemiyorsa niye üretelim ki deniyor değil mi? Yani bir müddet sonra düşündürtmüyor açıkçası. Hı-hı. Beni düşündürtmüyor yani. Ama belli bir zamanda en azından işe yarıyor. Bakıyorsunuz işte bir duvarın üzerinde, bir işte Filistin'de bir duvarın üzerinde evet, olabiliyor. Evet, onu diyecektim. Yani ama ondan sonra yani olay hani bütün bu sanat dünyasını, kurulu düzeni eleştiren bir sanatçı olarak çıkan Banksy bile işte o duvardaki, şimdi duvarda Banksy'nin şeysi varsa, fotoğrafı şeysi varsa, işte eseri varsa bu eser kime ait? İşte şeyi dediğiniz gibi o Filistin duvarı kesiyorlar, satıyorlar falan. Yani böyle acayip tekrardan o kapitalist şeyin içine girmiş oluyor, döngünün içine mutlaka. O mıknatıs kuvvetli bir mıknatıs. Dışına çıkmak da çok da mümkün değil gibi görünüyor. Burada mesela Burhan Doğançay'ın şeyleri, eserleri çok şey. Bildiğiniz hani mesela işte bir arkadaşımız da var, Matt mesela, işte grafiti yapıyor. Geçen de işte grafitilerine dedim yani çok güzel falan. Karaköy'de böyle Remember Dead falan diye böyle değişik şeyler, insanların önünde fotoğraf çektim. Metin çok umurunda değil zaten, hani Muhammed Emin Türkmen onun çok umurunda değil ne, nasıl şey yapıldı. O kendince bir şeyler yapıyor. Grafitici böyle protest o şeyini devam ettiriyor falan. Ya dedi hani tabii dedi hani orada dursaydı iyi olurdu gibi. Yani. Ölümlülüğü de var bir açıdan bakınca. Burhan Doğançay'ların mesela şeyleri de bana şöyle hani duvar kağıtlarının geçiciliği simgeleyen grafitilerin veya sokak yazılarının diyelim resmedildiği, bunları salonlara taşıyan birisi ve o geçiciliğin içinde bir kalıcılık şey yapıyor. Bu da bana çok enteresan geliyor mesela Mavi Senfoni filan. Çok çok hani böyle bir şey açıyor, zihin açıyor. Zihnin içinde başka bir yer açıyor. O başka bir yerin içinden başka bir şey üretiliyor, tüketiliyor, bir yerlere geliyor, gidiyor filan. Ama ben bu yolculuğu güzel buluyorum. Çünkü yani riyakarca olur. Bu içinde bulunduğumuz çağın sanırım şeyinden çıkıp böyle klasik resimler yapılsa sürekli, başka hiçbir şey olmasa, başka hiçbir arayış olmasa, çok hızlı bir dönemde böyle aheste adımlarla yürümeye çalışan, efendime söyleyeyim diksiyonuna dikkat etmeye çalışan, hızdan uzak bir şeye dönüşebilir gibi. Modernliğin kendi arasındaki sanırım biraz daha şeye hızlanıyor gibi, sirkülasyon hızlanıyor gibi. Peki insan nerede duruyor? Yani sanat mesela modern sanat karşısındaki insanın durumu ne? Yani herkes tüketiyor mu sizce modern sanatı? Şeyden hani konserve kutularını tüketiyoruz. İşte tamam, onu diyeceğim. Yani belki de modern ya da çağdaş sanat eserlerinin böyle işte zenginlerin işte eline geçmesinden dolayı işte sıradan insanların böyle bir uzak duruşu var. Gerçi eski şeyler için, sanat için de geçerli. Sanatçı açlıkla şey yapıyor, ona bakanlar ve müze gezenlerde aynı açlık var ama satın alanlar bayağı bir zengin. Yani fakat işte modern sanatın şeysi burada dediğiniz gibi modern, yani eğer halk gelip şey müzelerde seyretmeyecekse, bakmayacaksa sanata, o zaman biz işte konserve kutusuna koyarız ya da konserve kutusunu sanat eserine çeviririz. İşte tam da bence burada tasarım, yani farkında olmadan aslında mutlaka modern sanatla hepimiz karşı karşıyayız ya da çağdaş maruz sanatla kalıyoruz. Maruz kalıyoruz. Yani işte şu bardağın dizaynından oturduğumuz sandalyelere kadar aslında bunlar da yani sanatın, modern sanatın, çağdaş sanatın uzantıları. Yani çağdaş sanat müzeye, sergi salonuna gelmeyenlerin evine sızma yöntemini buluyor. Ve özellikle dediğim gibi yani bu yeni medyayla beraber, işte bu oyunlarla, sosyal medyada paylaşılan şeylerle beraber mutlaka evlerin içine giriyor çağdaş sanat. Bu çağdaş sanatın önemli bir kısmı da müzeleri. Aslında burada da bir ironi yok mu? Yani müzeler genelde böyle hani naftalin kokulu yerler aslında olması evet. gerekiyor. Ama dünyada en fazla ilgi çeken yerler canlılığı vermesi gereken, verme iddiasında olan çağdaş sanat müzeleri zannediyorum. İşte klasik olan işte Metropolitan Müzesi varsa diyelim, işte MoMA hemen yanında oluyor. Şehirler, destinasyonlar vesaire. Böyle mi anlayabiliyoruz birbirimizi? Yani acaba? Aslında bütün büyük şehirlerde hani insanları, öğrencileri, çocukları
müzelere çekmek için, özellikle Çağdaş Sanat Müzelerine çekmek için bir sürü programlar oluyor. Yani işte müzelerin böyle bir kutsiyeti kalmış kurulma işte aşamalarından gelen o ideolojiden dolayı. Yani müzeye girdiğinizde size bir şey aşılanacak, işte oraya böyle neredeyse kiliseye, camiye gider gibi işte düzgün kıyafetle gitmelisiniz, işte sessiz olmalısınız vesaire. Böyle işte sanata o kadar fazla mana yükleniyor ki o yüzden insanlar biraz uzak duruyor yani. Hani ben şimdi o ciddiyete gelemem vesaire. Gerçi işte bu özellikle modern sanat müzeleri bunu aşmak için işte bir takım programlar yapıyorlar ama yani insanlardaki o şeyi, direnişi kırmak biraz zor gerçekten. Zor. Belki bu değişimi gösteriyor, şeyleri gösteriyor. Yani hani kiliseden, işte protestanların hışmından kurtardıkları ikonları müze diye bir yere koyuyorlar. Aslında öyle. Hani müze ikonoklazmın karşısındaki bir şey ama müzenin içine giriyorlar. Başka bir ikonoklazm. Yani diyor ki işte put kırıcılık diyelim. Hani ikonoklazm, put kırıcılık. İşte diyorlar ki bu sanat da diyorlar. Aslında getirdiniz ya diyorlar. Bu da bir put diyorlar. Tam içinde kendini korunaklı hissettiğinde al sana bir daha. Çünkü şeyler de var. Hani mesela aslında en postmodern mi demek lazım bunu bilmiyorum da bu kölelik karşıtı Bristol'de filan heykeller vardı. Evet. Şimdi bu modern sanatsa diyelim, heykelin yapılması bir modern sanatsa, onun suratına böyle kırmızı bir tane boyanın atılması ne oluyor? Tamam, o da bir performans oluyor işte, gayet güzel yani. Ve ondan ziyade şu anda mesela o şeyde Bristol'de limana atılan o, gerçi modern, çok da modern değil. Video art mı diyelim? Yani video art var zaten işte. Zaten hepimiz video olarak seyrettik. Ondan sonra o çıkarıldı ve şu anda Bristol Müzesi'nde sergileniyor boyanmış haliyle. Ve şimdi yeni bir tarihi var. Yani bu sadece işte bizim şehrimize şu güzellikleri yapan adam değildir. İşte bu işte parasını kölelerin emeğinden kazanmış bir adamdır ve işte atıyorum 2020 senesinde de bu kölelerin torunları tarafından denize atılmıştır. Şimdi de böyle sergileniyoruz yani, atılmış sonra çıkarılmış. Yani çünkü şöyle bir şey var, hani sürekli diyorlar ya işte tarihimizi hepten mi inkar edeceğiz, yani bütün bu heykelleri niye indirelim falan diyorlar ya. Yok, indirmeyelim işte, böyle gayet güzel işte orası burası kesilmiş boyanmış bir şekilde sergilemeye devam edebiliriz diyorlar yani. Evet. Tam işte bu modern sanat oluyor. Bir de benzer şekilde mesela Lenin heykelleri üzerine bir belgesel vardı, bir Ukrayna belgeseli. Lenin'in o kadar çok heykeli varmış ki sanırım en çoğunu da Ukrayna'da yaptırmışlar. Hmm. Ve bu Lenin heykellerinin sökülmesi üzerine bir şey yapmışlar, belgesel yapmışlar. Çok ilginç gelmişti. Böyle zaten modern sanatın böyle bir şey de var. Sürekli kendisini tetikleyen böyle ipuçları bırakıyor. Onun işte yıkıyorsunuz, yerine şunu koyuyorsunuz. Onu koyduktan sonra onu başka bir şey yıkıyor. Böyle bir silsilesi şimdi, var yani. Hocam burada net cevaplar bulunmadığı için çok rahat konuşuyoruz. Ne diyelim biz? Tutarsa sanattır mı diyelim? Ne diyelim yani? Olabilir. Bu arada burada kitaplar da var. Zahid'den bahsettik. Diğeri de Louis Bourgeois. Bu konuştuğumuz... Kitabın mesela kapağında isim yok. Kapağında isim olmayan sırt da var tamam ama kapağında yok. Böyle kitap mı olur hocam? Ama ben hemen görünce tanıyorum diyormuşum. İmza isme şeye gerek bırakmayacak kadar evet. İmzasını başka türlü de atabiliyorsun. Kesinlikle. Yani hep genellikle bahsettiğimiz isimler, gerçi Zahadi'nin olduğu tabii çok güzel oldu. Hem modern sanatın hem de çağdaş sanatın böyle erkeksi bir yanı var. Yani genellikle erkeklerin yaptığı ve tabii gene zenginler tarafından alınıp satılan bayağı hani modern sanat dünyası. Biraz erkeklerin yoğun olduğu bir dünya. Louis Bourgeois feminist ve en bilinen eseri ve işte dünyada farklı farklı yerleri gezen eseri Mother, işte anne isimli kocaman bir örümcek. Ve işte şeyde altında böyle yumurtaları da var. Böyle biraz korku da salan bir şey yani. Hani o yumurtalar çatlayınca işte etraf şeylerle mi dolacak, örümceklerle mi dolacak? Ama bir yandan da işte o kadınlığın o verdiği içinde hani başka dünyalar taşıma vesaire ve kadın bedeniyle alakalı işte modern sanatın çok da hani kadın gözüyle vermediği o kadın bedenini bir şekilde ifade etmesiyle yani bayağı sanat aleminde konuşulmuş. Şimdi Zaha Hadid'in çizgilerine bakıldığında da o organik
o şeyleri görebiliyorsunuz. Yani o çizgilerin böyle keskin çizgiler olmadığını, evet, daha böyle yuvarlaklar vesaire olduğunu. Yani bir kadın eli değmiş bir modern evet, sanat. Evet, modern sanat, sanata büyük ölçüde kadın eli değdiği anda başka türlü de olabilir. O yönüyle hani kadına ait veya kadın doğasına daha yakın olan bir sanat diyebiliriz. Süremiz bitmek üzere. Ben de kısaca da buradan bahsetmek istiyorum. Çünkü üst katta, bu sergi salonunun üst katında bir sanat kütüphanesi var. Biz çok sevdik. Yakında da açılacağı söylendi. Biz ziyaret etme imkanını bulduk. Ama bütün sanatseverler de ziyaret edebilecek çok güzel sanat kitapları var. İki tanesini de ödünç aldık burada. Evet. Programımıza konuk etmiş olduk. Ben de bir modern sanattan bahsetmişken bir film önermek istiyorum. The Square diye. Östlund yönetmenin adı. İşte tam, çünkü buraya oturduğumuzda hemen o aklıma geldi. Böyle bir küratörle birisi bir röportaj yapıyor. Buraya çok benzeyen bir yerde. İşte neyse, ben spoiler vermeyeyim ama modern sanat tartışmalarının çok güzel yansıdığı bir film diyelim. Evet, ben de Netflix'ten Abstract'ı öneririm, Soyut Düşünce'yi öneririm. O da gerçekten güzel, keyifli, farklı yönleriyle modern sanat. Modern sanat hakkında ne konuşursak az kalacak, ne konuşursak hem doğru olacak hem de yanlış olacak. Çünkü gerçekten bu tartışmalar sürüyor. Biz de bir ucundan yakalamış olduğumuzu umuyoruz. Nereye gidiyoruz da modern sanata gittik bu hafta. Önümüzdeki haftada tekrar bizlerle birlikte olmanızı umut ediyoruz. Çok teşekkürler.